Sevgili seyirciler, Avrupa'da özellikle de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse hepsinin mutfaklarında yer alan AMC tencerenin tercih edilme nedenlerini merak ettik ve mikrofonlarımızı AMC'nin ödüllü satış temsilcisi Fatma Yön'e uzattık. Bakalım AMC Avrupa'da neden bu kadar çok tercih ediliyormuş? Seyirciler, Avrupa'da yaşayan, özellikle de Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin neredeyse hemen hepsinin evinde bir marka var. O markanın adı AMC. Burada yaşayan herkes bu markayı çok iyi biliyor ama ben de çok merak ediyordum. Diyordum ki yani neden bu kadar hani hepinizin evinde aynı marka var, üstelik de ucuz bir marka da değil. Niçin bu kadar çok parayı bu markaya veriyorsunuz diye merak ediyordum. AMC konusunda bize bilgi verebilecek olan bir hanımefendiye ulaştım. Fatma Yön Hanım, AMC'nin satış temsilcisi. Bir merhaba diyelim önce efendim, merhabalar. Merhabalar, merhabalar Gülbar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Niçin bu markayı bu kadar çok tercih ediyorlar? AMC 1963 yılında kurulan bir Alman firması. Ben kendim 22 yıllık kullanıcıyım. Bu ürüne inanıyorum. Yani inandığım bir şeyi tanıtıyorum. Hatta ana mesleğim eczacılığı geçen yıl bıraktım. Ana iş olarak yapıyorum bunu. Neden? Çünkü inandığım için. İnsanlar alıyorlar. Fiyatımız tabii ki farklı. Çünkü kalitemiz farklı. Ama herkese memnun. Ben diyorum ki bütün bayanlar bir gün AMC alacak. Şimdi olmazsa bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ve sonra diyecekler ki neden daha önce almadık? Firmamız dünyanın en pahalı, çok özel alfa metal çeliğini kullanıyor. Zehir saçmayan, kanser yapmayan çok özel bir çelik kullanıyor. Dakikalarımız 1 saatte pişirdiğiniz etlerimiz 5 dakika, sarmalarımız yarım saat 45 dakikalarda pişirilen sarmalarımız 3 dakika ve 3 dakikalar kısık ayarlarda. Ve pilavımızı kaynasın kapatıyoruz. Bunlar gerçek. Ben böyle konuşmayı değil de her zaman her gittiğim yerde yemek yapıp göstermeyi. Mesela Gülbahar Hanım size o dakikayı tutturup o elektriği size kapattırmayı tercih ediyorum. Gözüyle görsün. Çünkü beni tanımıyorlar orada gittiğim zaman ama bir satıcı olarak görünüyoruz. Tabii ki satmak isteyeceğim. Çünkü bu ürünü tanıtıyorum, pazarlamak da isteyeceğim. Ama ben diyorum ki kendiniz görün. Kendi ocağınızda, kendi yemeğinizi, kendi nohutunuzu 3 dakikada, 5 dakikada piştiğini kendiniz görün diyorum. Vitaminler de içerisinde kalıyor. Hiç su kullanmadan sebzelerimizi haşlıyoruz. Patates, karnabahar, brokoli, havuç normalde kaynatır. Bol suda kaynatır, sularını süzeriz. Böylece vitamin kısımları aslında süzülür. Geriye kalan posalarını işte bir şekilde tatlandırarak yeriz. Ya da makarnaları haşlayıp süzme olayı vardır. Normalde ben de yaptım. Yapmamış değilim. Ama artık her şeyi atıp kapatıyoruz. Haşlama süzme yok. Vitamin kaybı yok. Biz her şeyden tasarruf ediyoruz. Elektrikten mükemmel bir tasarruf. Yani ömrümüzden 60 yaşındaki bir bayanın ortalama 16 yılı mutfakta geçiyor. Diyoruz ki hayata ne kaldı? Mutfaktan daha çabuk çıkmamız için bu bize gerekli. Biz başka şeyler yapmak için de yaratıldığımıza inanıyorum ben. O yüzden ne kadar erken çıkarsak o kadar güzel olur mutfakta. Evet. Onu da nasıl yapacağız? AMC sayesinde yapacağız. Değişik değişik modellerini görüyorum burada. Sanıyorum sürekli de yeni şeyler ilave oluyor galiba, değil mi? Çok fazla model değiştirmiyor AMC. 1963 yılında kuruldu ve her 10-13 yılı bir model değişiyor. Şu anda bu modelimiz yeni çıktı, Smart. Tenceremizin üzerine özel saatlerimizi koyuyoruz mesela. Bu şekilde cep telefonu, her şeyi atıp kapatıp oturma odasına gidebilirsiniz. Cep telefonunuzla bir app indiriyorsunuz. App'le nerede kapatacağınızı, kısacağınızı oradan görebiliyorsunuz. Yemeğin taştığını bile görüyorsunuz. O şekilde inanılmaz şekilde modernize edildi. Ama pişirme sürelerimiz gene 3 dakika, 5 dakika. Gene düşük bir miktarda. Ama hayatımızı biraz daha kolaylaştırdık. AMC'lerimizde şöyle bir durum var. Bizde düdüklüleri biliyorsunuz. Bir sapı kulpu olur. Bir düdüklü patlamalı olur, bir korkulur düdüklüden. Düdüklü patlayacak mı diye çoğu insan korkar. Çocuğum gitme yanına. Kazalar da olur tabii ki. Sen açma deriz. Hani her zaman böyle denirdi. Biz böyle büyüdük. Neden? Çünkü düdüklü patlama olayları çok fazla oluyor. AMC'de bu durum yok. Patlamama garantisiyle satılan tek düdüklü kapakları. Bir de bizim bir tane düdüklümüz yok. Mucizevi gibi misal. Böyle bir tenceremiz. Bakın hiçbir sapı kulpu yok. Bildiğiniz gibi kapağıyla, normal kapağıyla tencere kapağı da var. Tencere bir görünümünde. Ama bir daha hepsi bunlar. Özel hızlı pişirme kapağımız var, iki tane. Bunu alıp, bunu taktığımız zaman üzerine sadece koyuyoruz ve sağ tarafa bu şekilde kapatıyoruz. Bu bir düdüklü oldu. Bu şekilde. Bunu alıyorum, buraya kapatıyoruz. Bakın, bu bir düdüklü artı hızlı pişirme kapağımız. Büyüğünü alacağım. Misal, dolma yaptık, sarma yaptık, genişlere yakışıyor. Bu şekilde alalım. Bu şekilde bir şey olur ya.
Bu şekilde, bu da bir düdüklüğü. Yani ne kadar tencereniz varsa, mısır pişireceksiniz, düğünüz olur, bayramın olur. Çünkü AMC ömürlük alınıyor, bir kere alınıyor. 30 yılın üzerinde garantisi olduğu için bu şekilde, bu da düdüklüğü. Normalde düdüklülerden boşaltılır yemek. Bizim AMC'de biz şu kapağı alırız, tencere kapağını koyarız, yemeğimiz kıpırdamaz. O rahatlık vardır bize. Kapağı kapalı kaldığı sürece bu şekilde en az 4 saat sıcak kalıyor. Yani yakıt olarak da hem elektrikten hem gazdan inanılmaz derecede tasarruf var galiba, değil mi? İnanılmaz. İlk önce yüksek ateşte biz yüksek ateşi açarız her zaman, ama kaynadıktan sonra iş bitti. Bir kere sıcaklığı yakaladıktan sonra altını kısıp o etler, kemikler kısık ayarda 5 dakika. Biz o en son ayarda değil. Yani tasarrufu düşünün. Normalde bir saatlik elektrikle biz, bir bayanın yaptığı bir saat elektrikle yaklaşık 12 günün yemeğini pişirebiliyoruz. Artı bir bayan, ben 15 dakikada 4 çeşit yemek yapabilirim. Saçınızı yapana kadar kapatırsınız, çıkarsınız. Yemek kendi başına pişmeye devam ediyor elektriksiz. Akşama geldiğiniz zaman da yemekler hazır. Sıcacık, aynen öyle. O zaman şöyle yapalım mı? Bugün sevgili seyirciler, Fatma Hanım bir sunuma geldi aslında. Evet. Biz de ona denk gelmek Hacer istedik. Hacer Hanım'a, evet. Bir sunumda görelim, seyircilerimiz de görsünler. Kaç dakika tutalım özellikle. Evet, kaç dakikada neyi yapabiliyorsanız onu görelim. Sonrası devam edelim söyleşimize. Peki. 40 ülkede satılan AMC'nin başarılı satış temsilcisi Fatma Yön'ün satış temsilcisi yetiştirme, en iyi satış ve menajerlikte Almanya birinciliği ve dünya dördüncülüğü bulunuyor. Evet sevgili seyirciler, şimdi kronometreyi açacağım ama açmadan önce hemen şuraya bakalım. Erdinç, kameraman arkadaşım Erdinç gösterirse, patates yemeği yapılacak. Etli nohut hemen görüyorsunuz ve pirinç ıslanmış bir şekilde burada hazır. Soğanı da hazır. Kaç dakika içerisinde kaç iş demek yapabileceğiz, şimdi onu göreceğiz. Değil mi efendim? Aynen, canlı canlı göreceğiz şimdi. Şimdi o zaman ben hemen hazırsanız kronometreyi başlatıyorum. Hazırız. Evet, kronometreyi başlattım. Kronometreyi başlatıp tenceremizin altını açıyoruz. Daha önceden hazırlanmış olan malzemeler tencerenin içine konuyor. Bu arada Fatma Hanım, su kaybı olmadığı için yemeğin suyunun ne kadar olmasını istiyorsak o kadar su koymamız gerektiğini söylüyor. Malzemeler tencerelere konulurken kronometremiz de çalışmaya devam ediyor. Bir yandan yemekler pişerken, bir yandan da Fatma Hanım tencerelerin özelliklerini anlatmaya devam ediyor. Tencere sıcak olmasına rağmen kulpunun ısınmadığını söylüyor Fatma Hanım. Biz de hemen test ediyoruz tabii. El bezine ihtiyaç duymadan tencerenin kulpunu tutabiliyoruz. Bu arada tenceremiz bize kaynamaya başladığını haber veriyor. Fatmacığım kaynadım diyor, nohut artık kaynadı, altını kıs diyor. Kıstıktan sonra haber veriyor, unutmayalım diyor. Kıstıktan sonra 5 dakika ama indüksiyon ocaklarında 8 dakika yapıyoruz. Kemikli et bile olsa en zor etimiz. Alıp buna oturma odasına gidebiliriz ya da telefonumuzdan haber veriyor, bu kadar. Hı hı. Şu anda dikkatinizi çekiyorsa eğer, en güçlü anında başka düdüklerin patlama olası vardır ya, gümbür gümbür olur. Hiçbir, Hatice Hanım bir dakika durur musunuz? Şöyle bir sessiz olmanızı istiyorum. Orada şehri kavurması hariç hiç ses duymuyoruz. Doğru değil mi? Evet. Burada gözünüzün önünde buhar çıkması yok. Çok önemli noktalarda eviniz çok fazla kokmuyor. Ve sıra pilava geliyor. Sunumun yapıldığı evin konuklarından Hatice Hanım pilavın malzemelerini koyup karıştırıyor. Her şeyi atıp kapattık. Burası çok önemli. Hadi canım, tencere kapağımızı kapatır mısınız? 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Elektriği kapatıyoruz. Bitti. 15 dakika sonra açabiliriz ama elektrikle işimiz yok. Bitti. Kapatıyoruz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra ocağı da kapatıyoruz. Isındıktan sonraki süre maksimum 8 dakika. 8 dakikada hani bizim öyle saatler süren pişirmelerimiz artık olmayacak. Koku hiç olmuyor zaten. Devam ediyoruz. Bu arada düdüklümüz etli nohudun piştiğini haber veriyor bize. Haber veriyor bize. Yamultabiliriz. Evet. Sevgili seyirciler, şu anda bakın. Mutfağa girdikten tam 12 dakika sonra bütün işlemler bitti.
Şu anda 3 çeşit yemek var. Birazdan açacağız. Bakalım yemekler pişti mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi makarnamızı, aynı şekilde makarna yapacağız ama haşlayıp süzme diye bir şey yok. Kaç dakikada olacak makarna? 7 dakika. 7 dakikada makarnayı yiyeceğiz, değil mi? Evet. Altını kapatıyoruz. Bitti bu kadarlık elektrikli. 7 dakika içinde sevgili seyirciler, 7 dakika içerisinde normal bir kapakla makarna pişiyor. Şimdi az sonra hepsini açacağız. Bakalım yemekler nasıl? Lezzetli mi? Pişmiş mi? Ben de çok merak ediyorum doğrusu. Kablomuzla biraz sonra makarnamızı fırınlayacağız. Bu özel bir ocak. Üzerinde normal yemek pişiyor. Orada bir özelliği, çok aşırı bir özelliği yok. Normal buradaki ocaklar gibi ama tenceremizi biraz sonra makarnamıza ters çevirdiğim an, aimselerimizi ters çevirdiğim an bu aimsemiz fırın oluyor. Bak şu şekilde, yani şöyle. Misal, şu anda dünyanın en küçük fırını haline geldi. Tüm tavuğu bile pişirebilirdik burada. Makarnamızı o yüzden şimdi fırınlamak istiyorum. Kaşar peynirini üzerine koyacağız. Makarna piştikten sonra aimsenin fırın özelliği olan ürünü Navigain ile makarnayı fırınlıyoruz. Yemeklerin pişip pişmediğini kontrol etmek için beklerken bir de selfie çekinelim diyoruz. Kaynadıktan sonra 5'e kadar saydık ve şöyle hemen şuraya koymak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok meraklıyım, merak ediyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Oo, hala pişiyor. Evet. Bu sadece aynısını görebilirsin. Hala kaynamadı. Şuradan hemen bir parça nohut alıp tadına bakıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Muhteşem görünüyor. Çok güzel. Etler de lime lime olmuş. Önce etine bakacağım. Çatalımla ikiye ayırabiliyorum. Gördüğünüz gibi nohuta bakmak istiyorum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 12 dakikada başladığından beri 12 dakika. Kaynadığından beri sadece 8 dakikada etli nohut olabildi. Muhteşem. Ve sıra Gülbahar Hanım'ın test edip tam puan verdiği bu lezzetleri hep birlikte yemeye geliyor. Evet sevgili seyirciler, 4 çeşit yemek sadece ve sadece 15 dakika içinde hazır oldu. Bunların içerisinde makarnası var, pilavı var, patatesi var ve en önemlisi etli nohut, yani pişmesi çok zor olan bir yemek de var. Fırınlanmış makarna aynı şekilde, değil mi? Başlangıçtan sonuna kadar sadece 15 dakika içerisinde mutfakta gözlerimizin önünde bu yemeği yaptınız, neler söylersiniz? Aynen. Ben zaten hanımların önünde, yani hanımlarla baş başa yapıyoruz biz beraber. Beraber yapıp beraber altını kapatıyoruz. O yüzden de ve açmasını da, tencere açmasını da onlara yaptırıyorum. Bugün biz yaptık. Görüyorlar ve yemeğimizi de yiyoruz. Evet. Yani şu anda tadlarına bakacaklar. Bakalım nasıl olmuş. O zaman onlar tatlarına baksınlar, siz servisi yapın. Bir de onların fikirlerini alalım, olur mu? Alalım. Evet. Evet, yemekler pişti, servisler yapıldı. Bakalım bugün sunumu izleyen hanımlar yapılan yemekleri nasıl buldular, lezzetleri nasıl, pişme süreleri hakkında neler söyleyecekler? Hemen şöyle yaklaşalım, evin sahibesinden başlayalım. Merhaba. Merhaba. Biraz önce mutfağınızda 4 çeşit yemek pişti sadece 15 dakikada. Neler söylersiniz? Ben zaten kendim kullanıyordum. Çok da memnunum. Aramızda kullanmayan arkadaşlarım vardı. Onlar için güzel bir sunum oldu bence. Kendileri de canlı canlı görmüş oldu.
Sizin iki tane çocuğunuz var fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla, değil mi? Evet, iki çocuğum var. İki oğlum var. Peki kolaylık sağlıyor mu mutfakta size bu? Kesinlikle. İki çocukla olduğu zaman kesinlikle kolaylık sağlıyor. Çok çabuk pişiriyorum, altını kapatıyorum, gidiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Sunumu izlediniz? Evet, hayranlıkla izledim. Aslında hiç niyetim yoktu ama bugün kesinlikle almaya karar verdim. Saatlerim mutfakta geçiyordu. Şimdi çocuklarıma daha çok zaman ayırabileceğim. Ben aldım zaten kendisinden. Uzun süredir de kullanıyorum. Çok lezzetli, pratik, kısa sürede pişiyor. Bunun bir önceki seti vardı bende. Çok memnundum ama birkaç ay oldu, bu seti de aldım. Ben de kullanıyorum, uzun zamandır kullanıyorum. Çok memnunum, hele ve lazım diyorum. Peki bugün böyle yeni beğendiğiniz şeyler var mı? Evet, Navigi. Kesinlikle olması lazım. Evet, kesinlikle. Hepiniz alacaksınız galiba. Zeynep Hanım, sizin evinizde var mı IMC? Daha yok, hayır, ama bu sunumdan sonra belki almayı düşünürüm. Çünkü çok kısa sürede pişti 4 yemek. Lezzeti de gayet güzel. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Dolayısıyla hayatınızı kolaylaştıracak olan bir ürün değil mi bu? Evet, öyle düşünüyorum, evet. Peki para vermeye değer mi bu kadar para vermeye? Yani onca şeyi harcıyoruz ki yemek günlük olduğu için değer bence. Kendisi tencereyi kullanıyordu, yemeklerini yiyoruz. Çok güzel, çok memnunum ben. Şimdi bu güzel sözleri duyduktan sonra bir kız annesi olarak siz de herhalde, değil mi, gururlanıyorsunuz. Bu gururda markanın da payı var elbette, IMC'nin. Tabii ki. Ben de 30 yıl düşündükten sonra ben de aldım. Öyle mi? Evet. Yani kızınızı alırken kendinize de mi aldınız? Kızımla beraber aldım. Peki efendim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, biz bugün neredeyse bütün Türklerin evinde olan, olmayanların da son dönemlerde mutlaka sahip olmak istediği IMC markasının tanıtımındaydık. Ben çok merak ediyordum. Fatma Yön Hanım'la birlikte sunumu izledik, lezzetleri tattık. Gerçekten sadece 15 dakika içerisinde 4 çeşit yemek hazırdı. Ben de şaşkınım ama bundan sonra galiba ben de bir IMC satın alacağım ve muhtemelen de bundan sonraki yemeklerimi onunla yapacağım. Siz eğer kızınızın, oğlunuzun çeyizini yapıyorsanız ya da kendi evinizde hala daha bu markayı almadıysanız, bir IMC'niz yoksa bence Fatma Yön Hanım'ı öncelikle Instagram'dan takip edin, yaptıklarını görün ve çok uygun rakamlarla evinizin mutfağına bir IMC seti alın ve zamanınızı kendinize bırakın diyoruz. Biz buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.